iddiadan yılın fırsatı. Daha yüksek oranlar sadece 5000'e yakın iddia bayisi ve sadece iddia.com'da. Siz de kuponunuzu kral oranlarla hazırlayın. Çok daha fazla kazanın. O Galatasaray'da az önce söyledin ya mesela Falcao'dan yararlanamadı falan filan. Aslında benzer durum bence... Şimdi Halil böyle büyük umutlarla transfer edildi ama sanki yine orada bir sarmala düşülecek gibi hissediyorum ben ya. Çünkü hoca orada Geçen sene de hatırla, Falcao geldi, o tam böyle toparlıyordu. Sonra Mustafa Muhammed geldi, hocanın kafası yandı. Mustafa acayip geldi, orada bir kontrolü kaybeder gibi oldu. Bana şimdi gene oradan bir verim alınamayacakmış gibi hissediyorum ben. Ben Halil'i beğeniyorum abi. Hadili hadili de, ben de beğeniyorum. çok beğeniyorum ama ya Hadi en azından beğeni. iç sahada mesela çift forvet çıkabilir gibi Daha tamamlayıcı bir ben, oyuncu ben, bence. Fatih Hoca'ya tabii bizim bir şey söylememize gerek yok ama. Mesela ben Osiyek'i hatırlıyorum. Fenerbahçe'de şey, Osyek Fenerbahçe'ye geldiğinde Fenerbahçe böyle gene vasata alışkın değildi. Bu şimdikiler gibi vasat değildi. Fener taraftarı. Daha iyisini istiyordu her zaman. Şimdiki nesil çok vasata, vasata alıştırıldı. Ee, Aykut Kocaman Santrifordu. Ee, Mecnur'u almıştık. Mecnur Çolak'ı. İstanbul Spor'dan. Cem Uzan'ın İstanbul Spor'undan. Bir de Bülent Uygun'un Uygun ikinci senesiydi. Bülent Ergün gelmişti. ikinci senesiydi. O sürek başladı sezona. Birinci hafta iki, bir, Aykut bir sakatlandı. Üç ay yok. Aykut da çok sakatlanmazdı futbolcuyken. İyi bir profesyoneldi. Evet. Çok da sakatlanmazdı. İlk defa öyle sakatlandı. Üç ay yok. Aykut yok üç ay. Transfer sürü sürüyor. Herkes başladı. Santrafor lazım. Santrafor lazım. Santrafor lazım. Santrafor lazım. Adam Bülent Uygun'u Santrafor'a yaptı. Mecnur'u da ikinci forvet yaptı. Ve adama dediler ki alalım ya. Alalım diyor adama ya. Başkan dedi ki. Hani zaten Fener'de o zaman şimdiki gibi değil. Alamıyoruz diyen bir başkan yok yani. Alalım falan diyor. Gelen almaya geliyor zaten. Mutlaka alalım diyen mutlaka alalım diyen taraftar var. Mutlaka al, alın diyen yazarlar var falan. O zaman hatırlıyorum dedi. Yok ben ısrar edeceğim. Bizim problemimiz yok. Biz Bülent'e getirirsek, Mecnun'a getirirsek bunlar atarlar. Üstelik bizde çok iyi bir santrifor var. Gelecek sana adam 3 ay sonra. Yani 3 ay sonra gelecek adam. Bizim işte daha farklı oyunculara ihtiyacımız var filan. Neyse bu sefer de başkan inat etti. Adamın istediği adam sağ bek sol bek filan istiyordu. Onlar almadı. Velhasıl Bülent Uygun gol kralı oldu. O sene gol kralı oldu. İlk ve tektir hayatında. 22 tane gol attı. Mecdur 15-16 tane attı. Aykut Kocaman gelmiş olmasına rağmen. Fenerbahçe Olsiyek döneminde çok çok iyi futbol oynadı. Ama o günden sonra şunu anladı. ya yani adam bize şunu öğretti. Birincisi bir ben bunu deneyeceğim burada. Ben bunu burada deneyeceğim. Bu adam tutacak. İkinci forvet olarak da bir başkasını deneyeceğim. Ama şeyde ısrar. Düzende. Yani düzende ısrar. Bülent Uygun da 2-3-4 hafta gol atamadı yani öyle. Hemen uçuma yani. Onlar zor. 1-0, 1-0 kazanıyor. 1-1 bitiyor. Bak gene az kafayla bir tane atarsa atıyor. Ama sonradan oluyor. Yani şimdi hoca çabuk değiştiriyor bence. Ya bir de çok... Halil olmadın 45'te çık. Bolutan 45'te çık. Abi yani şu an yani evet. 4 maç 90 dakika bir oynatın ya. Yani ya şimdi tamam Romanya'dan geldi on numara giydi giymeyecek yeni hacı olacak falan klasik Rumen olduğu için bir sürü geyik dolandı ortalıkta da ya belli hani potansiyel olarak takıma para kazandırabilecek, senin oyununu rahatlatabilecek, oyunu ileriye yıkabileceğin, pas Doğru. trafiğini deli gibi yukarı çekebilecek <laughs> bir adam. Yani hani çok erken vazgeçiyor gibi geliyor bana da o konuda ya da belki orta ben ben olsam ortada denerim yani içeride mesela Berkant çıkaldı ama ortan çıkarım orta üçlüde. Belki ileriye ikilerim bilmiyorum şimdi orada nasıl bir şey yapmak lazım ama. Biraz ısrar etmesi lazım diye düşünüyorum ben. Yani... Babel'de ısrar ediyorlar. <laughs> Babel mesela ya ilk 11 oynuyor ya sonradan oyuna giriyor. Bence evet. onun kontratında maç başına ücret alır gibi bir şey var herhalde. Yok abi garanti, garanti ücret alıyor. Garanti alır. O, alıyor. Öyle abi. mi? Tabii. O yüzden zaten kafa rahat. Yani Galatasaray'ın zaten şu an işinde bulunduğu çıkmazın sebebi o kapalı kontratlar. Babel ne zaman gerilemeye başladı biliyor musun? Ne zaman kafayı rengarenk boyamaya başladı futbolun? O gün değil mi abi? O Fulun dönemiydi. Fulun'dan dönünce. Benim bir abim orada Türk futbolunu bu dövme bitirdi diyor. <gülüyor> <gülüyor> dövme Herkes dövme gibi. yaptırmaya başladı diyor o bitirdi. Buna bunu, buna ayıracağınız zamanı diyor. <laughs> e Polar şimdi, ediyor. E, maçlarla ilgili böyle çok hani çok teknik detaya girmeden çünkü zaten voleyinin hem evet. aplikasyonda hem de voley YouTube kanalında bütün programlarda bugün'e kadar fazlasıyla konuşuldu arkadaşlar. Evet. E, biraz daha yüzeysel kendi yorumlarımız kendi fikirlerimiz üzerinden e, devam ediyoruz. Hızlıca bir Beşiktaş'ın da bir, üzerinden geçelim. paylaşım. senin ağlarım senin e, seninle güzel 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 bir paylaşma. Gerçekten iki ayrı ilk 45 dakika ağlatan ikinci yarı güldüren bir e, Beşiktaş oldu. Evet. E, yani takımına. Yine en hakim herhalde Hoca Sergen Hoca değil mi? Bence de. Çünkü yaptığı değişiklikler çok doğru. Yani bir de başta da söyledim ya. Mesela Beşiktaş'ta oyunun kaderini değiştirecek 4 tane 5 tane oyuncu var abi. Yani Piyano işi falan girmeseydi. Yani bir anda şapkadan tavşanı çıkaracak. Ya bir gol pası verecek. Ya gol atacak adam var. Ama Galatasaray'da Fenerbahçe'de kusura bakmasın. Ben heyecanlandıracak beni bir futbolcu göremiyorum yani. Yok. Yani topala, diyorlar ya diyorlar ya Ersun Hoca hata yaptı diye. Tabii ki Ersun Hoca'nın hataları var döndü ama. döndü zaten. İkisi veriyor. Ama Gezzal, Piyaniç, girmeseydi de bir Ersun Hoca aynı hataları yapsaydı görseydim ben de. Orada bence De yeri de belirleyici oldu. Yani sonra. O, Tabii. O, yani Gezzal'la Piyaniç hiç oynamasaydı da Ersun Hoca gene aynı hataları yapsaydı bakalım çevirebiliyor musun? Yetenek lazım abi. Bu bir numaralı sıraya yeteneği koymak lazım her zaman. Tabii. Ee, ama Beşiktaş çok çok önemli bir e, 90 dakikayı 3 puanla kapatmayı bildi. onlar tam ee, çok özgüven getiren şeyler. E tabii özgüven getiren şeyler e, bir yandan da işte hocanın işte daha önceki Canda e, Candaş Tolga'nın programında mı söylemişti yoksa TRT'de miydi hatırlamıyorum ama ya bizim takımda birinci, ikinci, üçüncü oyuncu diye bir şey yok dedi ya hoca yani. Evet. bugün Ensekala, yarın Rıdvan. Öbür gün Teşehir'e, artı gün Salih öbür gün Oğuzhan. Yani hani herkesin aslında tek bir forma için herhangi bir sıralama olmadan bence mücadele rekabet ortamında bulunması zaten evet. bence takımı yukarıya taşıyan bir şey. Ben e, Sergen Hoca'nın en büyük farkının bu olduğunu görüyorum yani. Ben de en büyük farkının Beşiktaş'ı takım Tabii haline da takım getirmesi yapan şeylerden biri işte bana göre. Ben hep şeye dikkat ederim musun Bir futbol takımında gol olduğu zaman yedeklerde seviniyor mu? Hmm. Yani hem sevincine hem üzüntüne yedekler de evet. katılıyorsa o zaman takım oluyorsun. Evet. Elbette oynamayan oyuncu sovurtur. Kulübede suratını asar durur ama bir de maçı bakmak var. Bir de maçı seyretmek var. Tabii. Yani çünkü maçın içine dahil olduğun zaman seni oyuna soktuğunda konsantre olmuş olarak oyuna gidiyorsun. Öbür türlü kulübede böyle yanmamışsın. Ondan sonra son 15 dakika seni oyuna sokuyorlar. Sen pardon de hocam uyumuştum diyorsun. falan. Ha, hocam yani... pardon dalmıştım. Da <laughs> <ben. gülüyor> takım olmak çok önemli. Şimdi e... Biz tabii hep kendi ligimizle ilgili konuşuyoruz ya. Ben vallahi yabancı maçları seyrettiğim zaman abi inanılmaz sanki hızlı film gibi ya. Tabii tabii çok. Değil yani mi? Çarpı ya. bir buçuk izliyormuşsun ya, Çok acayip. O bir oluyor. orada, bir burada, o bir orada, bir burada. Yere yatmayan hakemlerden çok farklı. Evet, var. Evet bizde çok fazla tempo hep düşüyor. Hep söylüyoruz aynı şeyi. Yere yatıyor, kalkmıyor. Tacı atacak ona bırakıyor. O alıyor ona bırakıyor. O alıyor ona bırakıyor. Yetmiyor 7 metre ileri gidiyor. Bak hakem de diyor ki gel geri diyor. Ya böyle durumlarda tac atışını karşı tarafa vereceksin abi. Tamam. Arkadaşlar hakemleri bu oyuna Hakemler ne oluyor baba dinleniyorlar. Baba diyor, Hakemlerin atıyor. de mi işine geliyor? Hakemlerin dinleniyor. O oh oh da zamanı öldürüyor. <laughs> oh diyor, ben de nefeslendim diyor ya. <laughs> tabii tabii skora bağlı zaman da öldürebiliyorlar orada. Bu arada önemli bir şeyi kaçırdık abi. Aa, Altay Göztepe. Abi ben on... Kaç sene sonra İzmir derbisi oldu. Evet abi ve inanılmaz bir galibiyet. Ben evet. Paşa Cuma... onun da muhteşem golü yani. İkincilik gol kralının Tabii tabii. Ulağın golüyle Mükemmel Süper gol Liga attı golüşü. gerçekten. Süper Lig'e başlan. Merhaba Abi, o, o o da garip bir maç oldu. Ben cuma akşamı baktım ona büyük bölümüne. Abi ilk yarı yani gözlerim kanadı ya. Çok kötü çok, çok kötü maçtı. Ama Göztepe'nin durumu iyi değil. Ben Göztepe'yi bu çok sene çok kötü maçtın adaylarından biri sonra... olarak görüyorum. Kusura bakmasınlar. Ee, dört 4 takımın düşeceğini tekrar hatırlatıyorum. Yani bu sene dört Öyle takım mi? düşecek arkadaşlar. Ayık olun. Yani <laughs> Ayık olun abi. Peki sen daha iyi bilirsin Serdarım. Serdar, Irmak da biliyor. Size soruyorum. Şimdi birdenbire niye böyle oldu abi? Cumartesi maç, salı maç, tekrar cuma, tekrar salı. İşte bu 20 takım. Takvimi sıkıştırmanın takım 20 takım. takım. 20 saat... takım diye mi takvim tabii, sıkıştı tabii. bize? 20 takım diye. Ha. Bu sene 4 takım düşecek. 19 takım olacak seneye. Hı hı. Seneye gene bir, bir hafta bayılı hı -hı. sistem gene 4 takım düşecek. Sonra 18'e düşüreceğiz. Kimse de sormuyor bu 21'in kararını. Bizde hiçbir ben. şey. Biz niye 21 takım yaptık? Neden? Niye 20 yaptı? Niye 18'e düşüyoruz? Peki seneye Seneye sene yerli futbolcu 4? sayısı tekrar öyle bir tane artacak dedi. mı? Öyle dedi işte bugün tabii. başkan da arşoluyor. Şey abi gibi abi. <laughs> Türkiye'de. Abi, Türkiye'de 24 saat bile uzun zaman. Kim öyle kim kala. Tabii. Tabi ee, tabii şimdi bir yandan da program başında da söyledik. Bu akşam Beşiktaş maçı oynanacak. Hatta oynanmış olacak. Siz bu programı izlediğinizde dolayısıyla hafta içi mesaisi de başlamış oluyor. Hızlıca bir programa bakalım. Rize Altay mücadelesi. E, ee, Fatih Karagümrük, Antalya, Yeni Malatya, Sivas, Beşiktaş, Adana, Deplas sahasında e, Adana ile oynuyor. Galatasaray, Kayseri maçı. O da zor maç o. Bence zor maç. E, ee, bir reaksiyon. Kayseri iyi bir takım olmalı. Hocanın da rahatlaması gidiyor. lazım bence. E, ee, Konya Trabzon maçı güzel maç. Konya Trabzon, Trabzon da attı. Hiç, 3 puanla tamamladı bu arada. Hiç yani. gol atmayan Giresun'un ilk golü kim atacak? Tabii <laughs> değil mi? Şu ana kadar hiç gol atmayan Giresun'un ilk golünü kim atacağı çok net belli. Belli oldu mu? Çok Şu net an yazıldı hocam? Tabii canım. Giresun gol aday. Yüzde yüz bahşiş oluyor. Ama mı? hocam İp bir falan. şanssızlığı da var Giresun Spor'un. Ya ben seyrettim son maçını. Bazen olmayınca da olmuyor yani. Giriyorlar, giriyorlar, giriyorlar pozisyonu. Orada yetenek diyoruz abi. Zaten. Ya. Biraz, Biraz kadro kalitesi. kadro Ligin en zayıf da. kalitesi. Kadro kalitesi Giresun'da. Kadro kalitesi düşük. Fenerbahçe Giresun'la oynuyor. Az önce söylediğimiz gibi Alanya'da Kasımpaşa'yla oynuyor.